Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar gene Göksu'nu ufak ufak gezelim dedik. Tabi Aziz kardeşimin önceden de videolarını çekmiştik. Kangal'a, büyük köpeklere gönül vermiş bir kardeşimiz. Doğrudur abim, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk kardeşim. Emek ettiğiniz için, buraya geldiğiniz için ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Şimdi Aziz'de tabi köpeklerden çok güzel bir kangal dişi var. Zaten onu çok merak ediyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. O dişi inşallah şimdi çekeceğiz. Tabi sadece o değil. Şimdi elindeki tüm köpekleri bir tanıtalım. Ufak ufak Aziz'im köpekleri şöyle yapalım. Şimdi içeri karanlık arkadaşlar. Karanlıkta çekimler kötü olacağı için Aziz kardeşim ne yapıyor? Abi diyor tamam hepsini yetecek kadar dışarıda kulübe olmadığı için diyor ahırın içinde bakıyorum diyor. Çok da güzel yerleri var. Eline sağlık diyeyim ben ilk önce. Aziz arkadaşım şimdi köpekleri çıkartacak teker teker tanıtalım. Abi içeri bağlamamın sebebi bu işler gönül işidir. Bu iş emek işidir. Bu iş bir şeye değer verme işidir. Buraya da bağlayabilirdim karın içine ama içeride daha güzel oluyor. Daha sıcak oluyor. Ayağına su değmiyor. Ya onların rahat etmesi benim rahat etmem demektir. Hayvan severlik bu demektir arkadaşlar. Şimdi çıkartıyorum, gösteriyorum sizlere. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, aklıma gelmişken şöyle bir şey söyleyeyim size. Hayvan sevgisi çocuklara aşılamamız lazım. Niye derseniz, şimdi Aziz kardeşim, genç bir kardeşimiz, daha baba olmadı, evlenmedi daha, bekar bir kardeşimiz. Şimdi bu çocuklara aşıladığımız zaman köpek sevgisini, hayvan sevgisini. Şimdi köpeği alıyor. Onun karnında aç mı, tok mu, hasta mı? Devamlı bundan ilgi yapması lazım. Sen onları hep merak ediyorsun, ilgileniyorsun. Bu neye bizi şey yapıyor? Neye götürüyor? Babalık sorumluluğu, annelik sorumluluğu, kız olursa annelik sorumluluğuna yavaş yavaş hazırlıyor. Yani hayvan sevgisinin böyle bir insana bir katkısı olduğuna da inanıyorum yani. Sana katıyordur değil mi? Katıyordur abi, çok doğrudur. Hadi köpekleri tanıtalım o zaman. Şimdi tanıtalım abi. Adama gidiyor mu? Adamcılığı yok. Yavrusu nerede? Yavrusu Anur'da abi. Ay ben onu almam mı? Ben onu yemem mi? Ben onu almam mı? Ben onu yemem mi? Bu ünlü baba delinin kızı. Maraşlı baba delinin öz kızı bu. Bu da öz torunu. Bu da öz torunu. Bu da öz torunu. Oy benim babuş. Vay benim babuş. Ne yapıyorlar sana böyle? He? Ne yapıyorlar? He? Senin karnına tanıştırayım mı seni? Özkan şunu karı bir koyayım da bir çekele şöyle. Ne yaptığına bir bak şimdi. Hareketleri iyi çek. İlk defa karnına tanışıyor. Titreşi görüyor musun? O ne lan? Yerim mi lan seni? Yerim. Gel babuş gel, seni fazla yıpratmayak. Azizim kaç yaşında bu? Hangisi abi? Abi bu 3 yaşında. Bu ikinci yavrusu elinde iki. Yani iki yavruladı, tek bir tane oldu. Tek bir tane bunu mu doğurdu? Tek bir tane onu doğurdu. Yazıklar olsun sana. Sonra elinde iki yavru 33 günlük. Maşallah. Güzel bir yavru mu? Maşallah. Dişi de kaliteli, çok güzel bir dişimiz. Yani ne bileyim. Her şeyine muayyer bir dişi bu dişi. İşte yavrusu yine kendi. Babuş korkma kızım korkma. Senin. Bunlar hepsi senin. Senin. Dur. Yani dişimdeki aralık. Zaten yok yok. Topu belli bir dişi. Yok yok maşallah dişi 10 numara. Hadi bunu götürelim o zaman diğerini. Evet, bunu götürelim.
Hayır. Fazla gelme. Fazla gelme. Maşallah. Aziz, bunun adı neydi? Bunun adı Keleş abi. Keleş. Evet. Tülek'te yalnız. Tülek'te kendisi. İçerideki eniğin babası. He, biraz önceki o 35 günlük eniğin babası oluyor. Evet. Kendisi de çok hoşuma giden, çok güzel bir köpek. Güzel şey, kuyruk sokumlarının kalın oluşu, kuyruk ucunun kıvrak oluşu. Yani yeter ki bak, emeğini inkar etmeyen bir hayvan. Hı. Şey, yaşı kaç bunun? Abi bunun yaşı 5. 5. Evet. Bak şey, tülekte ya, kaşınıyor. Adamcılığı var ya. Adamcılığı var, evet. Hayatta kendini elde etmeyen bir tip. Hı. Ben bile boynunu zor ellerim. Evet. Hiç hoşlanmaz kendini tutulmasından. Güzel işte, çaldırmaz hiçbir zaman değil mi? Kesinlikle kendini çaldırmaz. Ey maşallah. Şey, boy herhalde 82-83 rahat var herhalde. 82-83 dediğin gibi ancak öyle abi. Ama kalın, çok kalın. Çok kalın. Şimdi bu tüleğe bitirsin, aşırı derecede bir kalınlık oluyor hayvan. Yani bu benim damızlığım. Bu köpek ölene kadar ben dedim. İnşallah. Allah uzun ömür versin. Sağ olasın abi. Yani ne bileyim, daha birçok eniğini almayı planlıyorum nasip olursa. İnşallah. Oğlum benim. Yatmaktan şey olmadı ki. Görüntü vermedi. Vallahi arkadaşlar, öyle bir muazzam bir kar var. Gözü kör edecek şekilde. Göremiyor böyle, gözlerimizi kısa kısa. Aynen öyle. Yok bu şey iyi. Tülekte olduğu halde böyle kilosu falan çok iyi maşallah. Yani 5 yaşında olduğuna bakmayın. Çocuk gibi akşama kadar oynar. Öyle temiz, güzel bir hayvan. Koyuna evet. Gidiyor. Bunu koyunun başında 3 gün, 4 gün, 5 gün bırak. Acından ölür, eve gelmez. Güzel güzel maşallah. Haydi Keleş. Hey canını seveyim. Zaten aziz arkadaşım kışı biraz sıkıntılı oluyordu. Yazın yaylaya gidiyor. Yaylada bunlar bolca bolca geziyorlar değil mi? Evet abi, yazın yaylada, yani sana ne diyeyim, koskoca yaylaya sığmayan bir hayvan. Hı. Adamcı, çocuk oldu. Yani bazen köpek sever arkadaşlar gelir bakar buna. Bunun çok eski ırklara dayandığını söylerler. Evet. Yok maskesi falan, tipi, duruşu, kuyruk sokumu, vücut yapısı hepsi on numara maşallah. Gel azizim, onu da alalım da diğerlerine bakalım. Bunu da alalım işte abi. Dur oğlum dur. Dışarıda durma azizim, gelmiyor. Şimdi arkadaşlar, asıl bomba geliyor. Bahsettiğim kangal dişi. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma giden her şeyi sizlerle zaten paylaşıyorum. Şimdi herhalde geliyordur. Aziz geliyor mu? Geliyorum. Vesselam. Bu tüleğe yeni bitti o zaman bunun. Tüleğe yeni bitti. Yavruları 1,5 aylıktı. Yavrudan çıktı tüle. Aynı bizim cadının şeyi. Evet. Abi bu çok güzel bir dişi. Yani en gözlü hayvanlarımdan biri. Evet.
Gel kızım, gel kızım, gel. Gel ama kızım. Siz de çekindiği için göstermiyor. Biliyorum, biliyorum. Ben bunu biliyorum. Aşırı derecede kıvrak, atletik bir dişti. Dövüş yapısı filan. Görüyorsunuz, küçücük bir şey. Ama arkadaşlar, bunu Aziz'in elinden pırttırmak lazım bir şekilde. Değil mi kızım? Arkadaşlar, ben gerçekten bunun yorumunu sizlerden bekliyorum. Bu kara oğlanla ne olur? Olur diyenler yazsın. Çünkü ben bu köpekte hoşuma gitmeyen göz yapısı, kafa yapısı, hiçbir şey yok. Sadece birazcık sakarlık var. Bazıları sakarları sevmez. Ama sakar kangallar var mı? Vardır. Onun için. Ama muazzam kıvrak. Şu anda öyle ben bunu koyulmuş halde videosunu da çekmiştim de varsa ekleriz yoksa öbür türlü tülekte değildi o zamanlar. Yavrular daha küçüktü. Geldim bir evet. Çektim. Değil mi gücüm? Kimin kızı bu? Hı? Ama dediği gibi şimdi çekingen hayvan. Gez biraz. Biraz gez hadi kızım. Yani buna diyecek bir şey yok zaten. Benim gözümde çok güzel bir kangal. Çok atletik. Vücut şeyi biraz küçük. Cadıdan biraz küçük bizim. Cadıdan hafiften biraz küçük. Ama tülekten yeni çıktığı için tam sıfır tüy. Tam köpek göstermiyor kendini. Ama benim hoşuma gidiyor mu? Gidiyor arkadaşlar. Çünkü bir de dur ben bunun soyunu bir şey yapayım. Bu Şamil'deki Apal'ın kardeşi mi? Destan'ın yatak kardeşi. Şamil'deki Destan var. Biz bayağı bir videolarda paylaştık. Onun yuva kardeşi. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Gel, gel, gel. Kimin kızı bu? Niye stres yaptın kızım? Niye stres yaptın? Kimin kızı bu? Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Destan'ın yuva bacısı bu. Beraber doğdular. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim hoşuma gidiyor. Şu ağzını şu aralığı. Mesela şuralarda gelir genelde köpeklerde. Bunun şeye kadar geliyor. Bak gözü hizasına kadar geliyor. Güzel özellikler. Gözü çekikliği. Alın stoperi şeyini. Alın düzlüğü falan. Atacağım bir şey yok arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor. Güzel bir dişi. Ama benim dediğim gibi bunu Aziz'den bir şekilde pırttırmak lazım. Aziz. Nasıl yapacağız bilmiyorum da bakacağız. Arkadaşlar biz bunları beraber bastıralım Aziz'e. Şöyle karaoğlan karaoğlana yakışır bu derlerse karaoğlanla çiftleştireceğiz. Yakışmaz derlerse çiftleştirmeyeceğiz. Abonelere bırak hakı. Aynen öyle. Var mısın? Abi, sen ne diyorsun? Sen öyle olsun. Cansın. Arkadaşlar bu gerçekten bunun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Ne diyorsunuz? Karaoğlana bu yakışır mı? Karaoğlanla çiftleştiğinde ne enikler çıkar? Ben birazcık anlıyorsam. Şimdi abi bu bunun ilk eniğiydi. Köpeğin ağzının böyle kırşarmasına bakmayın. İlk eniklerini ben aldım. Daha enikleri biz zaten yapalım. Zaten Destan'dan biliyoruz. Destan daha enikti. Apal'ın yanında yetişti ya. Bizim aboneler, eski aboneler hepsi bilirler yani bunun küçük olduğunu. Dediğim gibi arkadaşlar buna derseniz bak onların en iyi alınır dendiği zaman siz yazarsınız bolca yorumlarınızı bekliyorum. Beni destekleyin. Kara oğlan eş olur bu. Tabii bu benim fikrim arkadaşlar. Gerçekten her insanın kendi doğrusu vardır. Ama benim doğrulardan mesela ben şimdiye kadar kapıya 10 tane dişi kangal indirmişimdir. İndirmiş olurdum. Eğer ki her şeyi kangal denileni ben kapıya indirecek olsam. Arkadaşlar bizde bir soy takibi var. Bir özellikler var. Yani onlara çok dikkat eden kişi olduğum için benim şimdilik mesela bir tane indirdim. İki tane de başka yerde ayarladım. Karaoğlanla çiftleşecek. Şu anda 3 tane dişi beklemede. Yani kızan olmalarını bekliyor. Başka yok. Şimdi bunun mesela inşallah bunu da eşleriz. İnşallah diyorum.
Aziz, inşallah diyorum. İnşallah abi. Gelmezsin bir gece ansızın gelebiliriz. Wow. Yani geceye gelmek gerek yok. Benim gönlüme gitti. Güzel bir hayvan. Ben götürmek istiyorum diyorsan baş tacıdır senindir abi. Eyvallah, eyvallah. Duydunuz arkadaşlar. Sizin yanınızda ben sözünü aldım. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Evet, ben asıl şeylerden birisi bu gancı sizlere göstermekti. Buraya geliş amaçlarımdan gördüğünüz gibi şeye kadar, yumruk kadar bir tane gancık. Ama ne gancık, değil mi? Değil mi güzel? Abi, ha, dişi pardon. Arkadaşlar şimdi bak Aziz kardeşim bir kere gancık derse ben o kelimeyi artık gancık şey yapıyorum. Dişi denilen bir ortama düştüğüm zaman dişi diyorum. O ağız alışkanlığı, yani yanlış anlamayın arkadaşlar, dişi yani artık. Hatta bu prenses ya, dişi bile demek değil mi kızım? Arkadaşlar şey, asalet işte bu hayvanın hal ve hareketinde belli ediyor. Ne kadar asil bir hayvan olduğunu. İnşallah güzel yavrular abi, olur. Abi siz bunu sürünün başında göreceksiniz. Ya bir hayvan hiç mi yorulmaz? Size ne diyeyim, hiç mi bir yerde yatmaz? Hiç mi sıcakta bir gölgenin etrafına çekilmez? Ya 360 derece döner sürünün başında. Çok değerli bir hayvandır. Yani gövdesine bakmayın. Kurşun misalidir bu. Bunun yavrularını verdin mi? Bunun yavrularını, evet, 3 tane yavrusu vardı bende. 2 erkek, 1 dişi. Yani o abimiz de değerli bir abimizdi. Hı-hı. Dedi ki annesi sen de bunlar benim olsun. Hı-hı. Kendisine verdik. İyi. Yani çok, yani kıymet bilecek birine verdiysen sıkıntı aynen yok. Aynen öyle. Çok değerli. Yavruların babası kangal mıydı? Neydi o? Abi babaları da çok değerliydi. Babaları da, babalarını size şöyle anlatayım. Babaları sizin köpeklerin soyundan çobuk vardı ya abi. Hı-hı. O çobuğun oğlundan çıkma bunlar. Hı-hı. Yani gene bunlar sizin köpeklere dayanıyor. Doğru. Gene bunlar sizin köpeklere dayanıyor. Destan demiştik ya, doğrusu destan bizim köpeklerin soyuna dayanıyor. Evet. Hı-hı. Arkadaşlar yamanın bunlar öz yeğeni olurlar. Yani sen ne kadar benim köpekte Anadolu çoban desen de kökü bir kangara dayanıyor. Yani. Ya veriyorlar işte. Yani damarlarında olduğu için oradan veriyorlar yani. Ben diyorumdur da ama mesela Gür'ünde bu kafa var mı? Yok. Anlatabiliyor musun? Şimdi milletin istediği kangal tarifi de bu. Ne yapacağım yani? Milletle mi uğraşacağız? Onun için doğrusunu söyleyeceğiz. Bizim köpeklerin tip teşkilatları mesela Gür'ünle Poyraz yuva kardeşleri, Poyraz'ın kafa yapısı kangala daha yakın Gür'ünden. Yani değişik. Onun için kimseyle uğraşmamak için böyle şey yapıyoruz, doğrularını da söylüyoruz. Ama bunların kurtçul olduğuna %100 eminim. Hatta bu sene bunun destanın kovaladıklarını da gördüm. Bundan da bahsettiniz. Benim kızım bu. Ben bunu sevdim lan. Hadi gidelim. Arabaya atlayak da gidelim mi? He? Hele dur. Senin yerini ben ayarlarım şimdi. Gözleri çekik kızımın. Abi şu kuyruğu şöyle bir şuraya getirsin. Ya içinde inine geçmez mi? Geçmez. Ya şimdi, sarıyor. Çok sarıyor. Çok güzel sarıyor. Destanın sardığı yani şeklini görüyorsun değil mi? Aynı. Öyle. Yani şu an bir bırakayım geri tutamam. Çok oynar diye bırakmıyorum. O kuyruk böyledir. Kuyruk köküne de bir bakın ya, göstereyim. Kuyruk kökü şey, Çülek'te yeni çıktı ya, öyle fazla da göstermezdi ama. İyi kalın bu arada. Kendi ufak ama. Bacaklarını görüyor musun? Maşallah. Kaş. Belinin boynunun sertliğine bakar mısın abi? Ya bu daş. Tamam. Hadi bunu da götürelim de. Kızım dur kızım. Vallahi bizi batırdın ama ha. Maşallah. Arkadaşlar bu gerçekten benim gözlem. Sizlerle paylaşmak istedim. 10 numara dişi. Kangal. Buna da bana kimse kangal değil demesin. Çünkü gerçekten kangal. Ve gerçekten benim istediğim özelliklere sahip olan kangallardan. Şu enikleri de bir çekelim o zaman.
Şimdi de elikleri bir görelim bakalım Aziz Bey'in. Abi bu da özenle baktığım, hepsine ayrı özenirim ama size ne diyeyim? Biri bambaşka değerli olur. Tüm köpeklerim değerlidir ama bu başka bir değere sahiptir benim gözümde. Bu 8 aylıktır. İsmi Yaver. Ne? Yaver. Yaver. Evet, yani anası da belli, babası da belli, kanı da belli, her şeyi belli bir köpeğimdir. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir hayvandır. Geçen kahvenin önünde geziyordum. Bir tane köpek bırakmışlar oraya. Küçük, 1-1,5 aylık. Ya karın üstüne bırakmışlar, yeni bırakmışlar belli, samanla beraber bırakmışlar. Ha neyin ne olduğunu bilmiyordum, kan olarak bilmiyordum ama o karın üstünde o 1,5 aylık hayvan ne yapacaktı? Mecbur aldım geldim, yaza kadar bakacağım. Yazın bir sahiplenmek isteyen olursa gönül rahatlığına vereceğim. O da ama çok değerli. Şuna bir bakalım. Ay maşallah. Oy. Yani getir hele, getir getir. Çarşıda tuttun yani. Evet. Ya arkadaşlar. Bunu maalesef her zaman görüyorum. Yani kendine şeye özellikle köylerde doğuyor. Gelip burada mezbahane yakınlarında bırakıyorlar. Ya, çöplük yakınlarında. Bu hayvan bırakılır mı? Vallahi bilmiyorum. Bu hayvan ne yapabilir bu karın içinde? Ne bulup ne yiyebilir? Dişi bak şeye bak, kafa yapısına bak, ne kadar güzel bir kafa yapısı var. Şunun eline ayağına, ya müthiş bir hayvan ya. Koy bakalım biraz, koy da şöyle. Oy benim babuşum. İşte al, alın size garip arkadaşlar işte. Öksüz diye buna, öksüz. Öksüz olsun abi. Arkadaşlar öksüz değil, öksüz. Yani yaza kadar bakıp yazın birine vermek istiyorum. Böyle canı gönülden bakacak, emek edecek birine vermek istiyorum. Şimdi şey var, bizim bir arkadaş var Murat. Köpeğin soyu ne, kendisi ne diye bir sorduğumda ya diyor kendi gelen diyor. Sonra adı ne diyordum, öksüz diyordu o hesap. Öğüsüz arkadaşlar bu da. Arkadaşlar gerçekten kafa yapısı falan 10 numara. Güzel abi. Çok güzel yani. Yavruya diyecek hiçbir şey yok. Yani ne olursa olsun. Ya işte o insan değil ki o. İnsan olsa zaten onu atmaz. Bunu biz her zaman yaşıyor. Maalesef insanlar bu köpekleri, bu yavruları sokağa şey yapıyorsun, doğurtturmayacaksın kardeşim. Doğurduktan sonra da sahip çıkacaksın veya sahiplendireceksin. Abi gönül ister ki sokakta bunlardan ne kadar varsa tutalım, bakalım, eme gidelim. Ama bunların da belli bir maliyeti var, belli bir bakımı var. Yani size ne diyeyim, gönül her şeyi istiyor ama maddiyat engel oluyor. Zaten o maddiyat olmazsa var ya benim orayı doldururum. Sen ne diyorsun? Hani buraya getirip aç bıraktıktan sonra bakmanın bir alemi yok. Onun için ben bir tane kurtardım. Herkes de bir tane kurtarsa ne kadar güzel bir şey söyler. Hay diline sağlık. Hay diline sağlık. Herkes bir tane köpek kurtarsa sokakta köpek kalmaz. Aynen öyle abi. Yani dil yok, diş yok. Bunlara depik vurmanın, bunlara taş vurmanın hiçbir alemi yoktur. Yani şimdi bunu biz binalarda yaşayan insanlara biz bunu söyleyemeyiz. Çünkü onların şeyleri, koşulları el vermez. Ama böyle bahçeli yerlerde imkanları olan herkes düzgünce böyle köpekleri sahiplenseler ne kadar güzel olur. Arkadaşlar gerçekten bu köpekleri size şuursuzca çiftleştirmeyin. Çiftleştirdiğiniz yavrulara bakmayacaksanız lütfen köpeğinizi kısırlaştırın yani. Başka bir şey diyemeyim. Şu yavru bir dışarıda kalsa ne olacaktı? Şimdi ya da ölmüştü değil mi? Şimdi ya da ölmüştü. Gel bakalım öğüsüz. Arkadaşlar biz bugün de Aziz kardeşimin yanındaydık. Gerçekten kendisini canı gönülden kutluyorum. Köpeklerine emek eden, gördüğünüz gibi bir canı kurtaran, yani artık buna anlatmama gerek yok Aziz'i. Bu canı kurtarmış. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Böyle bir köpek sever kardeşimiz. Bu benim hoşuma gitti köpekleri. Allah uzun ömür versin. Tüy başı hayrını gör derler ya.
bizim köpekçiler. Abi teşekkür ederim. Öncelikle bize değer verdiniz. Buraya kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Emeğinize sağlık. Dur. Yani gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Şimdi buradaki Aziz'in köpekleri hakkında fikirlerinizi ve yorumlarda belirtiniz. Ama ben bolca like'ınızı beklerim arkadaşlar. Bizden de bugün bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla. Diyeceğim bir şey var mı? Tekrar teşekkür ederim. Bizi izleyen, yorum yapan, yapmayan, yani herkese bu işe gönül vermiş herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar.